MrBeast neden fakir? MrBeast fakir. Yüz binlerce hatta milyonlarca dolar para dağıtıyor ama bunlardan hiçbir kar ediyor mu? Hayır. Hatta bunlardan para kaybediyor. Durun bir izlemek istiyorum. Shy of $1 million. How much did that video make on Not AdSense? $1 million. Way less than $500,000. Açıkçası MrBeast... Ne? Dollars. How much did that video make on AdSense? $1 million. Way less than $500,000. Aa, 500 bin dolar az kazandırmış. Açıkçası MrBeast okulu seven birisi değildi çünkü onun hayali YouTuber olmaktı. I hate school. I just want to make YouTube videos. That's all I ever want to do. Hatta üniversite zamanlarında üniversiteye gidip derslere girmek yerine arabasında oturup videolar hazırlıyordu. Kendisinin bundan haberi yoktu çünkü haberi olsaydı onu evden kovardı. Ve o sıralar henüz o kadar para kazanmıyordu. Bir noktada MrBeast oturup annesini aradı ve aslında üniversiteye gitmediğini, derslere girmediğini, her şeyden sıfır aldığını ve sınıfta kalacağını söyledi. Ve tabii ki evden ayrılacağını da belirtti. Ancak o sıra şunu da belirtti. Aylık 20 bin dolar para kazanıyordu ve annesi buna şaşırmıştı çünkü yani çocuğu onun yıllık maaşından daha fazla para kazanıyordu. See mom, I told you dropping out of college was a good idea. Peki konumuz... Abi... Bunlar nasıl mesajlar baba böyle ya? Geri dönelim. Nasıl aylık 20 bin dolar para kazanan birisi fakir olabilir ve para kaybedebilir? Eğer MrBeast'in videolarını daha önce izlediyseniz muhtemelen anlamışsınızdır ki videolarında çok yüksek miktarlarda para harcıyor. Hatta yakın zamanlarda yaptığı Squid Game videosunda 2 milyon dolar harcadığını belirtti. Ama zaten o kadar para izlenmelerden çıkarıyordur diyorsanız hikayemizin başına dönelim. MrBeast'in patlayan ilk videosu sıfırdan 100 bine kadar saydığı videosuydu. Evet. Bir videoda oturuyor sıfırdan 100 bine kadar sayıyor. O videonun ardından bir sponsorluk anlaşması geliyor ve o sponsorluk anlaşmasının sonucunda 10 bin dolar para kazanıyor bu işten. Ki biz bu parayı almış olsaydık ne yapardık? Çoğumuz MrBeast'in yaptığı şeyi yapmazdık. O gidip bu paranın tamamını evsiz bir adama verdi ve işler de planladığı gibi gitti. Çünkü çok güzel bir şey yaptı ve sonucunda da milyonlar... He, çocuğun patlama hikayesi de zaten bir şey vererek olmuş. Ben bilmiyorum tabii ki. İzlenen bir videosu oldu. Böyle eğer doğruysa. Bir döngü yarattı. Daha fazla parayla daha iyi videolar yapabilir. Daha iyi videolarıyla daha fazla izlenme alabilir. Ve daha fazla izlenmeyle de daha fazla para kazanabilir. Kısacası her videosunda tonla para harcıyor ve bu işe de yarıyor. Bu yüzden de her geçen gün çıtasını arttırıyor. Az önceki Squid Game örneğinden de anlayacağınız üzere. Hatta zarar ettiği videolar da bulunuyor. Bunun için farklı kanallar da açtı. MrBeast Reactions, MrBeast Gaming. Çünkü bu kanallara hazırladığı videolarda çok fazla para harcaması gerekmiyor. Ve o kanallardan gelen paralar tamamen kar olarak kalabiliyor. Ve bu gelen paraları da diğer ana kanalına tekrardan harcıyor. Ama bunu neden yapıyor? Yani videolarına absürt miktarlarda para harcamasına gerek yok. Onun yerine biraz paradan kısıp çok güzel bir hayat, lüks bir hayat yaşayabilir. Evet yapabilir ama o bunu istemiyor. Yani MrBeast zengin olmak istemiyor, lüks bir hayat yaşamak istemiyor. Kendisi bunu bir sürü yerde belirtti. Olabilir bu arada ya. No, I really do like helping people. Like I don't have a man. Bu güzel bir şey zaten. Onun asıl amacı yaşlandığında, yani bir yerde bir noktada muhtemelen YouTube'a son verdiğinde kazandığı bütün paraları bağışlamak, insanlara Allah Allah. Yardımcı olmak, dünyayı daha iyi bir hale getirmek. Bunun için bir sürü kampanyalarda hazırlıyor. Teamsiz projesiyle okyanusları temizliyor, ağaçlar dikiyor. Eğer sadece para kazanmak isteseydi şu an olduğu yerde olamazdı. Neden mi? Çünkü o zaman bu kalitede videolar hazırlıyor olmazdı, yani bu seviyelere çıkmazdı. Bu kadar dikkat çekici ve izleyiciyi videoda tutan videolar hazırlayamazdı. Ki YouTube'daki en önemli noktalardan birisi de bu. 70% yeah, yeah. That's what you need. If it's below that, figure out how to get higher. MrBeast sırf ünlü olmak için yapmıyor bir işi ki çoğu içerik üreticisine de gereken şey bu. Yani gerçekten güzel bir amacınız ve anlamınız olmalı. Ki YouTube'daki çoğu içerik üreticisinden de daha başarılı olmasının nedeni bu. Başka YouTuber'ların, başka içerik üreticilerinin yapamayacağı şeyler yapıyor. Yani sırf lüks bir hayat sürebilmek için videolarından kısmıyor. Bu yüzden de bir fark yaratabiliyor. Tabii ki de izlenme almak için veya para kazanmak için videolar yapmayın demiyorum. Para hepimizin ihtiyaç duyduğu bir şey. Ama inanıyorum ki eninde sonunda bir amaca ihtiyacımız var. Ben insanlara nasıl yardımcı oluyorum? Nasıl bir değer sağlıyorum? Dünyayı nasıl daha... Ya ben artık böyle şeyim yani hani tamam. Bu tip konuları falan dinlediğimde mesela bu arkadaşın anlattığı şeyler doğru mu yanlış mı bunu bile sorgulamıyorum. Öyleyse helal olsun geçiyorum yani hiç. Bu kafa yoramayacağım lan üzerine. Oo böyle bak bunu buradan falan diye... Yazık günah beyninize yazık.